Merhaba arkadaşlar, bugün Beykoz'dayız. Eski çınarın dibinde çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Halen çocukken de buradaydı bu çınar. Biliyorsunuz Beykoz sahili, Beykoz Meydanı ve şu an gerçek bir çınarın daha yanına geliyoruz ve büyüklerimi hatırlamaya çalışıyorum. Bir sürü güzel insanın burada hafta sonları merhabalaştığını biliyorum. Ve misafirlerini ağırladığını biliyorum ve on çeşmelerde zaten elini yüzü bir kalayan insana da rastlanmaz diyemem. Yani o suya dokunacak insanlar. Ve on çeşmeler ben vardım. Benden önce yüzyıllar önce de vardı. Tarihini araştırabilirsiniz. Ve çınarın çatal olması şu mevsimi her mevsimin farklı bir alemi vardır. Buraları tanıdığım için anlatıyorum. Ama çocukluğumu yaşamanın bir değeri olduğunu biliyorum. Burası 10 çeşmeler. 10 çeşmeleri kime sorsan kaç tane diye bilmez. 8'dir çocukluğumdan beri gözüm kapalı. Karşılığı 64'tür. Bazen burası küçük olardı. Küçükken yüzmeye çalışırdık. Daha önce abilerim yüzdüğünde akar. Kışın sıcaktır. Yazında buz gibidir. İçilmez derler ama biz yine de içeriz. Bu arada buradan baktığım zaman sanki bütün Beykoz burada toplanır. Selamlar dahi burada verilir. Ve burada resim çektirmeyen bir dostla da üzülürüm. Herkes gelir resmini çektir. Çünkü küçüklüğüdür burasıdır, anıdır. Nostaljidir. Biraz değişime uğramıştır ama bütün mesele tarihimizde nasıl baktığımızdır. Ben çocukken çocuk gibi bakıyordum. Ama şimdi bu mermerlere baktığımda burada bir tarih var diyorum. Yani Beykoz'un tarihin gerçek anılarından biri diyebilirim. Çünkü burası dışarı şu an çok sıcak, burası serin. Buranın özelliği. Hatta köyden mahsul getiren arkadaşlar da burada meyve sebzelerini satarlar. Bir bu nostalji de devamını sürdürür. Ama bütün mesele de çınar gibi sohbetleri gibi, biliyorsunuz her bölgenin çınar gibi sohbetleri vardır. Ama bu sohbetleri de tanışmalar gibi, hatta Türkiye'nin her yerinden değerli dostlar gibi, fotoğrafçılar gibi, ressamlar gibi ve burada merhabalaşır. Hatta kampçıların buluşma yeridir. Beykoz'un bir özelliği vardır. Her zaman misafir terler. Ve bu arada meydana çıkıyoruz. Meydanda en gözde ve geçmişten kalan bir nostalji vardır. Kök kardeşler lokantası yıllardır varlığını sürdürüyor. Dededen babaya, babadan oğula ve şu anda da kök kardeşlere merhaba demek için. Çınarımız yerinde, on çeşmeler yerinde. Son Monika'n olarak evet arkadaşlar şu an kök kardeşler değil. Merhaba. Büyük şairlere sahip Beykoz'un şiirdeki son süreti sağ ol. Teşekkür ederim. Biz ilgiyle izliyoruz. Evet. Nasılsınız? Valla şu an çocuk gibi titriyorum.
yabancı kadın sorular soracağım. Yani ben de hep doğum tarihiyle başlarım. Hep doğum tarihiyle başlarım genelde. Evet. İyisiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Beykoz için güzel bir çekim oluyor herhalde. Tanıtım açısından. Bizi ilgilendiren buranın temelidir. Temelindeki görüntülerdir. Onun bize ne ifade ettiğini ve kimlere ne bırakacağını. Atalardan öğrendik. Gelenini aktarma bir şahit. Görevimiz o yani. Çok güzel. Şey kök kardeşleri de buranın bildiğim kadarıyla da temelidir yani. Yeni bir dönem değil yani. Benim bildiğim 1900 yaşım ortaya çıkacak. Hadi diyeyim. İzmir'deyim. Rahmetli Taci abiye sormuştum. Ben de ilkokula gidiyordum 1998, burası açıktı dedi ama ne kadar doğru, doğru bilemiyorum. Doğrudur herhalde. O da böyle çünkü bekliyorum eskilerinden. Ama bu işe vesile olduğunuz için çok tebrik ediyorum sizleri. Çok güzel görevimiz, bir çalışma, çok güzel bir çalışma. Görevimiz. İnşallah insanlara faydalı olacak. Gezginlerin görevi. Evet. Bu ara tarihten ne gösterebiliriz? Şey var. Bakış yeter. Sevgili büyüğümüz de orada zaten. Beykoz'un gerçek manzarası da yukarıda. Ve eski bisikletlerimiz de var. Tabii ki sevgili Mustafa Kemal'imiz her zaman yerini koruyor. Beykoz'un değerlerinden paçayı burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ve yemeklerimizi. Arnavut ciğeri özellikle. Tek tek yemekleri sayar mısın? Yemeklerimiz orman kebabı, İzmir köfte, tavuk haşlama, kuru fasulye. Bugün spesiyelimiz kadın budu köfte, Arnavut ciğeri. Sebze olarak taze fasulye, tas kebabı, patlıcan musakka ve patlıcan kebabı. Çorbalarımız da mercimek, tavuk suyu ve paça. Günlük menümüz bu. Aygenç şöyle bir bakın tezgahımıza. Çocukluğumda ve aklımda kalan hep Arnavut ciğeridir. Bir de bizim meşhur sütlacımız var. O değil. Yoğurt kısmına gelmedim. Yani eski kar kısmına gelmedim. Onlar daha değerli. Bir de tadı budu köfte meşhur. Bugünün spesiyeli. Bak. Yani bulgursuz olmaz. Kuru fasulye pilavsız olmaz. Harika bir dünya. İşte gezginler olarak yapabileceğimiz bir şey bizim gerçeklerle muhatap olmaya çalışıyoruz. Yemekleri yapan ustamız bu. Muhatap oldunuz. Merhaba ustam. Kolay gelsin. Harika. Da Turgay kardeşimiz sağlıyor. Hoş geldiniz. Arka planı anladığım kadarıyla. Evet. Arka planı önemli insanlar. Tabii diğer kardeşlerimiz, garsonumuz Mustafa, İsmail pardon. Abi tam adresi rica ediyorum. Tam adresiniz Hacı Ali Bey Sokak, No 2 Beykoz. 10 çeşmelerin tam karşısındayız. Elim var ya, köfte içmiş bırakmıyorum. Tamam. Vay abilerim gelmiş, hoş geldiniz Beykoz'a, nasılsınız abilerim? Yeşilçam'ın duayenleri Yavuz Karakaş, koca baba Erol abimiz, can dostumuz Orhan Bey, Yavuz Karakaş'ın kardeşi. Evet. Hoş geldiniz. Abi şeker olsun. Beykoz'a gelince mutlusunuz. Bizler Üsküdar'a geliyoruz. Birader'in sağ olun. Harika. Bir ayda bir davet ediyor. Harika. Sağ olun. El olun. Kardeşim. Babamın oğlu. Babamın oğlu. Dolayısıyla biz de geliyoruz. Sağ olun. Harika. Bir gençkin olarak görevimizi sürdürüyoruz. Her yerde, her an bir dostla merhabalaşıyoruz. Bunu da ya
yarın öbürsü gün Türkiye izliyor. Ne güzel. Meselenin. Ben İsviçre'ye şey yapamadım, anlayamadım. Nerede bu televizyon? Televizyona. Televizyona. Hangi televizyon? YouTube'da, kanalda zaten ismini açtığınız zaman 34 Kuklacı 34 Gezginlerde çıkacak. Gezginlerde çok güzel. Yani Gezginlerde 500 filmde Türk sinemasının karakter aktörlerinden Yavuz Karakaş. Ve dolayısıyla sevgili Erol'un ayda bir davet eder. Erol eski aktör arkadaşımdan bir şey şu anda. Eski verdiler sanırım. Ufak bir hırsı oynadık. İstersen biz daha eski seçtik. Bana göre eski değiller. Nasıl olunca olursa işte geliyoruz. Siz de eski filmlerimiz zaten bizleri izliyorsunuz. 20 senedir bu şikayetimi ben kendi televizyon programlarında yapıyorum. Bütün. 20 senedir bizleri Yeşilçam'la çağırmadılar. Biz kendi eski oynadığımız filmlerle avunuyoruz. Mesela Kemal Sunal'la iki dizim var. Şaban Şarklı gibi, İhale Çocuğu, İnek Şaban, Bekçiler Kralı ve dolayısıyla başka diziler de var işte. Onlarla oynamış olduk. Ve bizim Yeşilçamlılar, bizler ölümsüzüz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bizim filmlerimiz 100 sene, 150 sene daha oynar. Ama diziler bitti mi herkes bitiyor. Onun için ben de böyle bir şikayetimi yapmış oldum. Çağırmıyorlar bizi, çağırmadılar. Çağırırlarsa da bakın ağzımız laf yapıyor. 85'lik delikanlı Yavuz Karakaş. Hala. Şükürler olsun. Sağ olasın, var olasın. Gezginler olarak her yerde olduğumuzu belirtme adına konuşuyorum. Biz gerçeklerin peşindeyiz. Gerçek ağabeylerimizin sinemayı da Yeşilçam'dan öğrendiğimizi. Geçen bir gülünç bir durum oldu. Adile teyze ile Sadri Baba'nın resmini koymuşlar. 3 ay dedim. Abi tek başınasın dedi. Biri Sadri abinin, biri Adile annenin, biri benim. Bak ne dedi, çocuklar hoş geldiniz dedi. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarım var. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Neydi televizyon ismi? Gezginler. Gezginler TV'ye Yavuz Karakaş olarak çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. İyi günler. Var olun, teşekkürler. Ben de öğretmenim. Teşekkür ederim. Evet, gezginler olarak yola devam ediyoruz. Her yerde her an bir köfteciye rastlayabilirsiniz. Bunun köftelerini yemekten bıkmadım. Halen köftelerini yiyorum, biliyor musunuz? Ve benden para almıyor. Neden biliyor musun? Param çok diye. Anneciğim ne yapıyorsun? Maşallah. Bir gün geleceğiz çayıra, seninle köfte yiyeceğiz karşı karşıya. Saygılarımla, teşekkür ederim. İşte böyle, kök kardeşlere geliyoruz yine. Kök kardeşler biliyorsunuz, Beykoz'un nostaljisi. Ve nerede? Çirkin Kral burada, nasılsınız? Gezginler yanınızda. Beyefendi siz artist olacakmışsınız ama ayağınıza sıkmamışlar galiba. Ben filmlerde kötü adam rolündedir. Duymuştunuz. On çeşmelerden suyundan içen ayakta dimdik durur. Çok teşekkür ederim. Sağ ol baba. Evet, şu anda kök kardeşlerin önündeyiz. Benim deli var, rezil ettiniz. Afiyet şeker olsun arkadaşlar. Güncü, İşte böyle. Çay ocağı bitirelim ondan sonra. Dostlara uğrayalım. Evet, şu anda Dostlar Kıraathanesi'ndeyiz. Dostlar Kıraathanesi'nde milli çaycımız geliyor. Bakın çaylar hazır. Ooo, sayın yazarımız. Milli sporcularımız. Mesudiye'yi Hatta'dan silmiştik. Yine şampiyon oldular. Ve destekliyoruz Mesudiye Spor'u. Teşekkür ederim. Beykoz'a büyük destekleri olandır.
Zeki abilerimden çok değerli Zeki abi halen tarihsel mevcudiyetini sürdürüyor. Her zaman yanındayız. Eski abilerimizi. Nasılsınız abi? Bugün kaç ayın ha, bugün başlıyor. Saygılarımla yakışıklı abim. Çok teşekkür ederim. Sizi gözüm bir yerden ısırıyor. Abi ben bir şey Mehmet. Aynı filmde, aynı filmde şehittirdik. Şehittirdik hatta sen benim ustamdın biliyorsun. Ay terbiyesiz. Evet. Bak şimdi bu sen adamın... Sen beni kampa götürüp denize sokmuşsun hatırlıyor musun? Ben yok taş bağlayıp denize atmışsın. Ama evet. Ben kurtulmuştum. Taşla bağla. Taşla bağla. Ne diyorsun? Abilerim. Evet, bunun kokusu da... Asrın en hızlı futbolcusu Mesut. Evet, Mesut Bey. Öyle deme, örnek futbolcusu. Örnek futbolcusu da aramızda. Tarihi şoförümüz yanımızda. Tarihi şoförümüz yanımızda. Bir kaptanımız eksik ama bir de. Etrafta kaptan kaldı. Kaptan kaçıyor. Kaçıyor kaptan. İşte böyleyiz. Aslında biz bir Beykoz'un neşesi. Beykoz'un özel insanları. Genellikle dostlar karakhanesine takıldığını biliyorum. Ve bu arada anmadan geçemeyeceğim sevgili dayım derim. Bu sağdayı bulduğumda ona çocuk gibi sataştığımda benim şunun çayını hadi gitsin buradan derdi. Ben 3 çay içerdim. Bana Beykoz'u anlatacaksın demişti ve ben bu sözünü tuttum. Beykoz Kıraathanesi'nin önünde nostalji abilerimiz. Bak. Vallahi gördünüz. Gerçekten çayın piri ustası karşımda. Cemal baş. Bu Cemal.